Yaşamak ve okumak için İngiltere'yi tercih ettiniz ama kendinizi göstermek ve ünlenmek için Türkiye'yi ve Miss Turkey'yi tercih ettiniz. Peki neden burada daha mı avantajlı olacağınızı düşündünüz? Şöyle ben İngiltere'de yaşamayı ben tercih etmedim. Ailem ben çok küçükken taşındı oraya. Doğal olarak ailem yüzünden orada büyüdüm, orada eğitimimi aldım. Miss Turkey konusunda gelince 18 yaşımı doldurduktan sonra ben hep diyordum zaten deneyeceğim. Öyle çok büyük bir planlarım yoktu tabii ki de. Sadece şansımı denemek istedim. Zaten ben Londra'da 16 yaşımdan beri modellik yapıyorum. Burada Miss Turkey olmasam bile yurt dışında şu an model olurdum. Türkiye güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması'na da katıldınız. Kaçıncı oldunuz? Bir dereceyi almadık. Peki Derece sizce neden dünya çapında bir başarı sağlayamadınız? Şöyle bir şey, benim gittiğim yarışma Miss World en çok sosyal projeye ağırlık veren bir yarışma. Miss Turkey Eylül-Ekim zamanları olduğu için ve biz hemen apar topar 2 ay sonra Miss World'a gittiğimiz için benim çok iyi bir sosyal proje zamanım olmadı. Ortaya güzel bir sosyal proje sunamadım. O yüzden onlar için de bu çok önemli bir şey. Ne kadar iyi ol, ne kadar güzel görün ya da iyi konuşabilirsen de eğer sosyal projen güçlü değilse derece alamıyorsun. Ben bunu gördüm. Ve tabii ki de her sene favori ülke, favori kızları var. Bu acı bir gerçek ama bu doğru. Çünkü onların ülkelerinde bu tür yarışmalar çok fazla destek görüyor. Destek görünce kızlar otomatik olarak bir derece alıyor. Çünkü oylamalar vesaire. Peki yani hiç şöyle bir cümle kuramıyor musunuz? Ben demek ki diğer kızlardan daha güzel değilim. Ama onunla alakası yok. Türkiye'de aradığınızı bulabildiniz mi? Yani Türk moda sektörü size yeterli gelir mi? Şöyle dediğim gibi ben daha kariyerimin çok başındayım. O yüzden yeterli mi, yeterli değil mi sorusuna şu an cevabım olamaz. Kariyerinizde gelmek istediğiniz yer tam olarak neresi? Modellik hep sonuna kadar yaparım diye düşünüyorum. Onun dışında şu an YouTube kanalı açmak istiyorum. Daha çok böyle insanlar benim hayatımı biraz daha özel hayatımı görebilsinler diye. Beni tanımayanlar daha çok tanıyabilsin diye. Eğlenceli bir proje yapmak istiyorum. Bunun yanında belki ileride oyunculuk olabilir ama Teklif şu aldınız an mı böyle bir teklif? birkaç teklifler almıştım ama eğer proje içime çok sinerse denerim diye düşünüyorum. Bir de oyunculuk ve diksiyon eğitimi almam lazım. Ama onu yapmak için de bir tık temelli Türkiye'de kalmam lazım uzun bir süre. Onun için de belki hazır değilim diye düşünüyorum. Peki yeteneğiniz olduğunu düşünüyor musunuz? Bence var.